Hocam benim annem 72 yaşında. Şimdi aşı ile ilgili tereddütleri var. İşte bu bahsetmiş olduğum yarın öbür gün ya yan etkisi işte organlara, kalbe, böbreğe, ciğere ya da herhangi bir şeye, beyne neyse bir yan etkisi olabilir mi diye benim de şüphem var açıkçası. Şimdi ben annemi nasıl ikna edebilirim ya da 70 yaş, 65 yaş üstü insanları bu konuda evet aşı olabilirsiniz demek için nasıl bir cümle kurabilirim? Ya şöyle Bizi bana izleyenler de çünkü bu konuda ikna etmemiz gerekecek. Sadece annem üzerinde değil. tabii. Bana soranların hepsine ben şey diyorum. Sıranız geldiyse mutlaka aşınız olun. Çünkü şu yani annen yarın öbür gün ya inşallah olmaz da mesela Covid kaptığı zaman o Covid'in akciğerini tutmayacağını, onu hastaneye yatırmayacağını ya da Allah korusun kötü bir şey olmayacağının garantisi var mı? Yok. Yok. Ama aşı olduğu zaman Covid'e yakalanmama, Covid'e karşı koruma oranı kaç? %90'larda diyebiliyoruz. Değil mi? En azından koruyacak. O zaman kar zarar oranına bakacak. Kar Anladım. zararına bakacak. Yani eğer Covid'e yakalandığı zaman riskleri biliyor, başına gelecekleri biliyor. Televizyonlardaki o yoğun bakım görüntülerini seyretti. Onların nasıl şey yaptığını biliyor, neler çektiğini, hayatlarını kaybettiklerini biliyor. Benim gibi daha genç, daha sağlıklı bir adamın Covid geçirmesine rağmen hala 5 ay oldu, işte yokuş tırmanırken ulan nefes nefesine kalıyorum dediğini duydu. Vallahi burada kendisi karar verecek. Bu zor değil bu iş. Yani şeydir, zorlama yok. Yaptırırsın, eyvallah, yaptırmazsın, sen bilirsin. Ama Anladım. yarın bir gün Covid kaparsan da başına geleceklerin sen sorumlusun. Anladım.